Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara ve Ege bölgeleri için yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Peki yağış ve fırtına ne zamana kadar devam edecek? Öncelikle arkadaşlarımız da bizleri bekliyor. İki farklı noktaya uzanacağız. İstanbul'da Ahmet Nazif Vural, İzmir'de ise Sefer Ayça son bilgileri aktarmak için bizi bekliyor. Öncelikle İstanbul'a gidelim ve A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'a dönelim. Marmara bölgesindeki son durum nedir? Günaydın Ahmet, senden alalım gelişmeleri. Günaydın. Özellikle İstanbullular geçtiğimiz hafta birçok zaman zaman fırtınaya maruz kalmıştı ve bununla alakalı birçok zaman hep uyarılar yapılmıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de bugün bir uyarı daha verdi. Özellikle Marmara bölgesinde bulunan toplamda 4 şehir için yine uyarıda bulundu. Edirne, Çanakkale, Kırklareli ve İstanbul için sarı kodlu uyarı verildi. Bunun bilgisiyle başlayalım. Kuvvetli rüzgar bekleniyor. Yer yer 75, kimi zaman da 90 km hıza kadar ulaşabilecek rüzgarlar bekleniyor. Özellikle İstanbul Kırklareli bölgesinde. Bunun bilgisiyle devam edelim. Bununla beraber özellikle İstanbul Valiliği de şu noktada uyardı. İstanbul'un kuzey kesimlerindeki ilçeler için oluşabilecek fırtınayla beraber gelebilecek herhangi bir ulaşımda aksama, çatı düşmeleri gibi, ağaç yıkılmaları gibi sıkıntılar için tedbir alınması noktasına uyarılarda bulundu. Bunu da belirtelim. Evet, fırtınalar özellikle geçtiğimiz günlerde ülkemizin neredeyse her noktası etkili oldu ve birçok yerde ne yazık ki hem hasar hem de ne yazık ki vatandaşlarımızın can sağlığına kastetti ve böyle sıkıntılar ortaya çıktı. Bununla beraber yeni sıkıntılar ortaya çıkmaması için uyarılar devam ediyor. Yağış oranı azalacak gibi dursa da rüzgar ve fırtına etkisini kaybetmedi henüz. Özellikle uyarılan bu 4 ilden bahsederim. Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve İstanbul. İstanbul'un kuzey kesimlerinden gelebilecek, özellikle Marmara'nın kuzeyinde oluşabilecek bir fırtına bekleniyor. Bunun da bilgisini aktarmış olalım diyelim ve sözü tekrardan sizlere bırakalım.